Tarih'ten YouTube kanalında derin tarihi bilgileri sizlere sunuyoruz. Hemen abone ol, beğen ve bildirimleri açmayı unutma. Pakistan'ın kuruluşu ve tarihi. Pakistan, Güney Asya'da yer alan ve 220 milyondan fazla insanıyla İslam dünyasının en kalabalık ikinci ülkesidir. Britanya Hindistanı'nın bölünmesinden sonra 14 Ağustos 1947'de bağımsız bir devlet olarak kurulmuştur. Pakistan'ın zengin ve karmaşık bir tarihi vardır ve bölgede yüzyıllar boyunca çeşitli medeniyetlerin merkezi olmuştur. Erken tarih. Pakistan bölgesindeki insan yerleşiminin kanıtları İndus Vadisi uygarlığına kadar uzanmaktadır. Miladdan önce 2600-1900 yılları arasında gelişen bu uygarlık günümüz Pakistan'ın kuzeydoğu kesimlerini kapsıyordu. İndus Vadisi uygarlığı, kentsel planlama, sulama sistemleri ve yazının gelişimi de dahil olmak üzere ileri bir medeniyetti. İndus Vadisi uygarlığının çöküşünden sonra bölge çeşitli imparatorluklar ve krallıklar tarafından yönetildi. Bu dönemler arasında Pers Ahameniş İmparatorluğu, Büyük İskender'in Makedon İmparatorluğu ve Mauryan İmparatorluğu yer almaktadır. Müslümanların fethi. 7. yüzyılda Araplar Pakistan bölgesini fethetti ve İslam'ı tanıttı. Muhammed bin Kasım'ın liderliğindeki Müslüman orduları Sindh'i 711-712 yıllarında fethetti. İslam'ın bölgedeki yayılması daha sonraki hükümdarlar tarafından da desteklendi. Delhi Sultanlığı. 12. yüzyılda Türkler Kuzey Hindistan'ı fethederek Delhi Sultanlığı'nı kurdu. Sultanlık, bugün Pakistan'ı da kapsayan geniş bir bölge üzerinde hüküm sürdü. Delhi Sultanlığı döneminde İslam sanatı ve mimarisi gelişti ve Pakistan'da birçok önemli anıt inşa edildi. Babür İmparatorluğu. 16. yüzyılda Babür İmparatorluğu Hindistan'ın büyük bir bölümünü fethetti. Babür İmparatorluğu, sanat, mimari ve edebiyatın geliştiği bir altın çağdı. Babür İmparatorluğu'nun en ünlü hükümdarı, Taj Mahal gibi birçok muhteşem anıtın inşasını emreden Babür Şah Cihan'dı. Sikhlerin yükselişi. 17. yüzyılda Pencap bölgesinde Sih mezhebi ortaya çıktı. Sihler hızla güçlü bir topluluk haline geldi ve 19. yüzyıl başlarında Pencap bölgesinde kendi imparatorluklarını kurdular. Britanya, Doğu Hindistan Şirketi. 18. yüzyılda Britanya Doğu Hindistan Şirketi Hindistan'da nüfuzunu artırmaya başladı. Şirket, 1857'deki Hindistan isyanına kadar bölgenin büyük bir kısmını fethetti. Britanya yönetimi, Pakistan'ın modern tarihi üzerinde derin bir etki bıraktı. Pakistan Hareketi. 19. yüzyılın sonlarında Pakistan'da Müslüman nüfusun siyasi hakları için bir hareket ortaya çıktı. Bu hareket, Britanya Hindistanı'nın Müslüman çoğunluğa sahip bölgelerini tek bir Müslüman devletinde birleştirmeyi amaçlıyordu. Hindistan'ın bölünmesi ve Pakistan'ın bağımsızlığı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Britanya Hindistan'dan çekilmeye karar verdi. Hindistan Ulusal Kongresi ve Müslüman Birliği arasındaki müzakereler, ülkeyi Hindu çoğunluğa sahip, Hindistan ve Müslüman çoğunluğa sahip Pakistan olmak üzere iki devlete bölmek için bir anlaşmaya yol açtı. Pakistan 14 Ağustos 1947'de bağımsız bir devlet olarak kuruldu. Bağımsızlık sonrası tarih. Bağımsızlık, Pakistan için zor bir dönemdi. Ülke, ekonomik zorluklar, etnik gerilimler ve siyasi istikrarsızlık yaşadı. Pakistan, 1965 ve yıllarında Hindistan ile savaşlara girdi. Doğu Pakistan'ın ayrılması. 1971'deki savaş, Doğu Pakistan'ın, günümüz Bangladeş, Pakistan'dan ayrılmasına yol açtı. Bu olay, Pakistan'ın siyasi ve ekonomik yapısı üzerinde büyük bir etkiye sahip oldu. Ziaul Hak dönemi. 1978'deki askeri darbeden sonra General Muhammed Ziaul Hak Pakistan'ın lideri oldu. Ziya dönemi, İslamlaşma politikaları ve Amerika Birleşik Devletleri ile yakın ilişkilerle karakterize edildi. Ziya, 1988'de bir uçak kazasında öldü. Siyasi gelişmeler.
Ziya'nın ölümünden sonra Pakistan bir dizi siyasi hükümet geçirdi. Ülke, yolsuzluk, terörizm ve ekonomik zorluklarla mücadele etmeye devam etti. Günümüz Pakistan, günümüz Pakistan'ı hızla büyüyen ve gelişen bir ülkedir. Ülke, nükleer güce sahiptir ve bölgesel bir güç olarak öne çıkmaktadır. Pakistan, terörizm, yoksulluk ve eşitsizlik gibi zorluklarla karşı karşıyadır. Ancak ülke, geleceğe yönelik olarak umut verici bir geleceğe sahiptir. Coğrafya. Pakistan, Güney Asya'da Hindistan, Afganistan, İran ve Çin ile sınırları olan bir ülkedir. Ülkenin toplam yüzölçümü 796.095 km²'dir. Pakistan, Himalaya dağları, İndus Nehri ve Tar Çölü de dahil olmak üzere çok çeşitli coğrafi özelliklere sahiptir. İklim. Pakistan'ın iklimi genellikle tropikaldir ve bölgeden bölgeye değişmektedir. Ülkenin çoğu yaz aylarında sıcak ve kurak, kış aylarında ise serin ve yağışlı bir muson iklimine sahiptir. Nüfus. Pakistan, 220 milyondan fazla insanla dünyanın 5. en kalabalık ülkesidir. Nüfus hızlı bir şekilde büyüyor ve kentsel alanlara göç yaşanıyor. Din Pakistan'ın resmi dini İslam'dır ve nüfusun %96'sından fazlası Müslümandır. Nüfusun kalanı arasında Hinduizm, Hristiyanlık, Sihizm ve Budizm gibi diğer dinlerin mensupları yer almaktadır. Dil. Pakistan'ın resmi dilleri Urduca ve İngilizcedir. Ülkede Pençapça, Sindhi, Belucca, Peştuca ve Seraiki de dahil olmak üzere birçok bölgesel dil konuşulmaktadır. Eğitim. Pakistan'daki okur-yazarlık oranı yaklaşık %60'tır. Ülkede çok sayıda üniversite ve kolej bulunmaktadır. Sağlık. Pakistan'ın sağlık sistemi hala gelişmektedir. Ülke, yüksek bebek ölüm oranı ve yetersiz beslenme gibi bir dizi, sağlık sorunuyla karşı karşıyadır. Ekonomi. Pakistan gelişmekte olan bir ekonomidir. Ülkenin ekonomisi tarım, tekstil, imalat ve hizmetlere dayanmaktadır. Pakistan, yabancı yatırımları çekmek için çaba göstermektedir. Dış ilişkiler. Pakistan, Hindistan, Afganistan, İran ve Çin ile yakın ilişkilere sahiptir. Ülke Amerika Birleşik Devletleri ve diğer batılı ülkelerle de stratejik ortaklıklar geliştirmiştir. Sonuç, Pakistan zengin ve karmaşık bir tarihe ve çeşitli bir kültüre sahip, büyüleyici bir ülkedir. Bağımsızlığının ilk yıllarından bu yana, ülke bir dizi zorlukla karşılaştı, ancak geleceğe yönelik umut verici bir potansiyele sahiptir. Pakistan, bölgesel bir güç olarak öne çıkmaya devam ettikçe ve vatandaşlarının yaşam standardını yükseltmeye çalıştıkça, gelecek yıllar ilginç olacaktır. Tarihten YouTube kanalında derin tarihi bilgileri sizlere sunuyoruz. Hemen abone ol, beğen ve bildirimleri açmayı unutma.